İşte öyle. Ayşen Erçelik. Üzüldüm mü bilinmez. Lakin hafızamda hatırı sayılır bir yer belli diye kesin Sultan abla. Nasıl mı hissediyorum? Hiç sorma. Cam bir şişe yere düşmüştür hani. Ha kırıldı ha kırılacak. Bir dokunsam tuzla buz olacak. İşte öyle. Radyoda çalan bir şarkı yahut bir Orhan Veli şiiri. O da olmadı. Sokak başında boğazını yırta yırta bağıran seyyar satıcı. İlla ki tanıdıktır. Gönlün bir yerden ısırır da dilin varmaz ismini söylemeye. İşte öyle. Hiç unutmam. Kırmızı suratına inen terleri elinin tersiyle silen Gülnaz abla. Yahu kırılacağım sanki. Korkma kız, az daha sert kesele, dedi Tella. Kadın gözlerini devirdiyse de ses etmedi. Sıcak suyu başından boşaltırken Meleagillerin kızımı ne verin gelinliği ısmarlamaydı güya. Hiçbir şeye benzememiş doğrusu, dedi Nurgül teyze. Laf burada kalsa iyiydi. Nazım Bey'in mal varlığından Saliha Hanım'a miras kalan Beyoğlu'ndaki köşke, Gülnur ablanın takıp takıştırdıklarına ve dahi benim evlenme zamanımın gelmiş olmasına kadar geldi. Fahriye, serpildin, gelinlik kız oldun. Yok mu gönlünü çalan, seni meftun eyleyen bir delikanlı? Diye sordu Ayten teyzem. Soruyu sorduğu vakit şaşırmakla beraber avuç içlerim avaz avaz terlemeye, içimde kaynar sular fokurdamaya başladı. Olmaz mı Ayten teyze? Olmaz mı? Dedim içimden. Adı da Selim. Kaç gece günaha girdim onun yüzünü hayal ederek. Ve nasıl terbiye ettim gözlerimi her köşe başında onu aramamak için. Bir ben bilirim, bir de yukarıdaki. Sessizliğimden faydalanarak, var değil mi? Kim? Adı ne kuzum? Dedi. Yanaklarımın al al olduğunu daha o anda hissediyordum. Neyse ki elinde darbukasıyla Vasilka girdi içeri. Olabildiğine zayıf, bir bakışta mahallenin tüm erkeklerini şeytana uydurabilecek bir kızdı. Takunyası ıslak mermere her vurduğunda duvarlarda bir ritim inliyor. Kalçasını da ona uygun sallıyordu haspam. Kıskandığımdan değil. Lakin teyze kızım billurduymuş. Selim Bey, ne güzel kadın şu Vasilka, demiş billurun abisi Hatifa. Der tabii. Anadan kalma sırma saç, babadan gelme masmavi göz. Havasından mıdır, suyundan mıdır bilinmez. Balkan kızlarına has süt gibi de teni vardı hatunun. Billur, sen bakma öyle dediğine. Erkek kısmı bu. Konuşur da konuşur. Lakırdı bunlar şekerim. Selim Bey'in gönlü sende. Bak gör, istemeye gelecekler yakında. Dediyse de ikna olmamıştım. Hatta aylar sonra beni nikahına alan adamın Selim Bey olduğuna dahi inanmakta güçlük çekmekte, rüyada gibi hissetmekteydim. 2 yıl süren kötü bir evliliğin ardından çığlık çığlığa uyandım. İkindi vakti Boğaz'ın nefis manzarasını kucaklayan balkonda otururken çayının son yudumunda başladı konuşmaya Selim Bey. Fahriye, dedi. Henüz gençsin, çok da güzelsin fakat nasıl desem bilmiyorum. Seni gördüğümde içimde fırtınalar kopmuyor. Dudaklarım kurumuyor heyecandan. Elim ayağıma dolaşmıyor Fahriye. Takdir edersin ki ailelerimiz uygun gördü bu evliliği, biz değil. Bu işkenceden kurtarmak istiyorum ikimizi de. Bakışlarını görmeliydin Sultan ablacığım.
Yolunu kaybetmişti, yabancılaşmıştı sanki. Yalnız ve hatta sessiz kalmaya zorlanmıştı sanki o 2 yıl boyunca. Anlıyordum. Böyle hissetmek kötü olmalıydı elbette. Peki ya böyle hissettirmek? İnan bana, kızgın değilim Sultan ablacığım. Yemin olsun değilim. Yalnızca noksan hissediyorum. Beni bırakıp Vasilka ile Paris'e yerleşmesinin noksanlığı değil. Öyle eksiklik değil Sultan abla. Hani böyle içinden bir şey kopar da bilemezsin. Sana uzanan eli tutamazsın. Sen annesin, bilirsin Sultan abla. Hani sanki canının canı, evladın. Düşer de kaldıramazsın. Gücün yetmez. Çünkü bitmişsindir. Eksiksindir. Saçların değilse bile için ağarmıştır. Ve geceleri koynunda soğuğu hissedersin de ısınamazsın ya. Hah. İşte öyle hissediyorum Sultan abla. İşte öyle.